Eder, oğul ve kutsal ruhun adına. Amin. Birinci sevinçli olay. Meleğin Meryem Ana'ya Mesih İsa'nın kendisinden doğacağını müjdelemesi. Luka İncil'inden sözler. Meryem'in yanına giren melek, selam ey Allah'ın lütfuna erişen kız, Rab seninledir dedi. Göklerdeki pederimiz, adın götürsün, hükümdarlığın gelsin, göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugünler bize ver, bize kötülüklerinden bağışladığımız gibi, sen de bağışlan suçlarımızı, bizi günah işlemekten korun ve kötülükten kurtar. Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi, biz günahlar için, şimdi ve ölüm saatimizde dua ile. Amin. Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Şimdi ve ölüm saatimizde dua ile. Amin. Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi, biz günahlar için, şimdi ve ölüm saatimizde dua ile. Amin. Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi, biz günahlar için, şimdi ve ölüm saatimizde dua ile. Amin. Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi, şimdi ve ölüm saatimizde dua ile. Amin. Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi, şimdi ve ölüm saatimizde dua ile. Amin. Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem, Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi, biz günahlar için, şimdi ve ölüm saatimizde dua ile. Amin. Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem, Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi, biz günahlar için, şimdi ve ölüm saatimizde dua ile. Amin. Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi, biz günahlar için, şimdi ve ölüm saatimizde dua ile. Amin. Pedere, oğla ve kutsal ruha şan ve şeref olsun. Ezel olduğu gibi şimdi ve zaman ve ebediyete kadar. Amin. Mesih İsa suçlarımızı affet. Cehennemden ve şimdiden bizi koru. Tüm ruhdan yıldızlıklarına ve rahmetine daha çok muhtaç olanlara İkinci sevinçli olay, Meryem Ana'nın Mesih İsa'yı hamileyken
kuzeni Elizabeth'i ziyaret etmesi. Luka İncil'inden sözler. Kutsal ruhla olan Elizabeth yüksek sesle şöyle dedi. Kadınlar arasında kutsanmış bulunuyorsun. Rahminin ürünü de kutsanmıştır. Nasıl oldu da Rabbimin annesi yanıma geldi? İman eden kadına ne mutlu. Çünkü Rabbin ona söylediği sözler gerçekleşecektir. Göklerdeki bedenimiz halini düzeltirsin. Ruhumdan ürün gelsin. Göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver. Bize kötülük ederleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi günahlamaktan koru ve kötülükten kurtar. Selam sana Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınlarının mübarek sensin. Ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua ile amin. Selam sana Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınlarının mübarek sensin. Ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua ile amin. Selam sana Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınlarının mübarek sensin. Ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua ile amin. Selam sana Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınlarının mübarek sensin. Ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua ile amin. Selam sana Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınlarının mübarek sensin. Ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua ile amin. Selam sana Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınlarının mübarek sensin. Ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua ile amin. Selam sana Allah'ın sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınlarının mübarek sensin. Ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua ile amin. Selam sana Allah'ın sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınlarının mübarek sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua ile amin. Selam sana Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınlarının mübarek sensin. Aziz Meryem, Allah'ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua ile amin. Selam sana Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Baş seninledir. Kadınların en mübarek sensin. Ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua ile amin. Pederi oğlan ve kutsal ruh akşam ve şehir olsun. Ezelde olduğu gibi şimdi her zaman ve ebediyete kadar amin. Mesih İsa suçlarımızı affet. Cehennem ateşinden bizi koru. Tüm ruhları özellikle en merhametine daha çok olsun.
karşılanlara cennet ikram et. Üçüncü sevinçli olay, Mesih İsa'nın doğuşu. Yuhanna İncil'inden sözler. Allah'ın kelamı insan olup aramızda yaşadı. Biz de onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu olan biricik oğlunun yüceliğini gördük. Göklerdeki pederimiz, adını getirsin, hükümdarlığın gelsin, göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günün ekmeğimizi bugün de bize ver. Bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi sen de bağışlar suçlarımızı. Bizi günah işlemekten koru ve kötülükten kurtar. Selam sana Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninle diye. Kadınların en mübarek sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Selam sana Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübarek sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Selam sana Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab senindedir. Kadınların en mübarek sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Allah'ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve onun saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab senindedir. Kadınların en mübarek sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Allah'ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübarek sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Allah'ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab senindedir. Kadınların en mübarek sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Allah'ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab senindedir. Kadınların en mübarek sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Allah'ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab senindedir. Kadınların en mübarek sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Allah'ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübarek sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübarek sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Allah'ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Pedere oğla ve kursa ruha şan ve şeref olsun. Mesih İsa, suçlarımızı affet. Cehennem ateşinden bizi koru. Tüm ruhların özellikle de rahmetine daha çok muhtaç olanlara cennette kabul et. Dördüncü sevinçli olay, Mesih İsa'nın mabeti Allah'a sunulması.
Luka İncil'inde sözler. Şimeon onları kutsayıp çocuğun annesi Meryem'e şöyle dedi. Bu çocuk İsrail'de birçok kişinin düşmesine ya da yükselmesine yol açmak ve aleyhinde konuşulacak bir belirti olmak üzere belirlenmiştir. Senin kalbine de adeta bir kılıç saplanacak. Gönlendeki bedenimiz Tanrı'nın yüceltilsin, bütün kalbin gelsin, gökyerde olduğu gibi yeryüzünde de senin için alsın. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver. Bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi günah işlemekten koru ve kötülükten kurtar. Selam olsun Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Azize Meryem, Allah'ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Araş seninledir. Kadınların en mübarek sensin. Ve mübarektir senin evladın İsa. Azize Meryem, Allah'ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua ile. Amin. Selam sana Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Baş seninledir. Kadınların en mübarek sensin. Ve mübarektir senin evladın İsa. Azize Meryem, Allah'ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua ile. Amin. Selam sana Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Baş seninledir. Kadınların en mübarek sensin. Ve mübarektir senin evladın İsa. Azize Meryem, Allah'ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua ile. Amin. Selam sana Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Baş seninledir. Kadınların en mübarek sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Azize Meryem, Allah'ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua ile. Amin. Selam sana Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübarek sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Azize Meryem, Allah'ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua ile. Amin. Selam sana Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Baş seninledir. Kadınların en mübarek sensin. Ve mübarektir senin evladın İsa. Azize Meryem, Allah'ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua ile. Amin. Selam sana Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübarek sensin. Ve mübarektir senin evladın İsa. Azize Meryem, Allah'ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua ile. Amin. Selam sana Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübarek sensin. Ve mübarektir senin evladın İsa. Azize Meryem, Allah'ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua ile. Amin. Ödele oğlan ve kutsal ruh akşam ve şeref olsun. Ezelde olduğu gibi şimdi her zaman ve ebediyete kadar. Amin. Mesih İsa, suçlarımızı affet. Cehennem ateşinden bizi koru. Tüm ruhları özellikle ve merhametini daha çok muhtaç olanları cehennemde kabul et. Beşinci sevinçli olay. 12 yaşındayken
Mesih İsa'nın mabette kaybolması ve bulunması. Luka İncil'inden sözler. İsa, annesi babasına şöyle dedi: "Beni niçin arayıp durdunuz? Babamın evinde bulunman gerektiğini bilmiyor muydunuz?" Göklerdeki pederimiz, adın getirsin, hükümdarlığın gelsin, göklerde olduğu gibi yerimizde de senin isteğin olsun. Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübarek sensin ve mübarek de senin evladın ise. Hazreti Meryem, Allah'ın anneci, biz günahlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübarek sensin ve mübarek de senin evladın ise. Hazreti Meryem, Allah'ın anneci, biz günahlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübarek sensin ve mübarek de senin evladın ise. Hazreti Meryem, Allah'ın anneci, biz günahlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübarek sensin ve mübarek de senin evladın ise. Hazreti Meryem, Allah'ın annesi, biz günahlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübarek sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Hazreti Meryem, Allah'ın annesi, biz günahlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübarek sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Hazreti Meryem, Allah'ın annesi, biz günahlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübarek sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Hazreti Meryem, Allah'ın annesi, biz günahlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem, Rab seninledir. Kadınların en mübarek sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Hazreti Meryem, Allah'ın annesi, biz günahlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem, Rab seninledir. Kadınların en mübarek sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Hazreti Meryem, Allah'ın annesi, biz günahlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübarek sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Hazreti Meryem, Allah'ın annesi, biz günahlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Elere orda ve kutsal ruhun şan ve şeref olsun. Elere ordu gibi şimdi ve zamanda ve bedeni de kadar. Amin. Mesih İsa suçlarımızı affet. Cennet alışından bizi koru. Tüm ruhların özelliklerine merhamet eyle. Daha çok muhtaç olanları Sağır kraliçe, merhametli annemiz, hayal edin, saçlarımız ve ölümümüz sensin.
Bizler cennetten kovulmuş olan Allah'ın evladlarıyız. Sana yalvarıyoruz. Bu dünyadan gözyaşı dökerek ve seslenerek senin hazretine gözlüyoruz. Bizim için şafak ve bulunan Rabbimiz, merhametli gözlerini bize çevir. Ve bu gürbet ülkesinden sonra bizleri doğru Mesih İsa'ya kavuştur. Ey merhametli, ey şefkatli, ey tatlı bakir emredi. Papa Franciscus Hazretleri'nin niyetleri ve tüm kilisenin iyiliği için büyük Andur Cans kazanmak üzere dua edelim. Göklerdeki pederimiz adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin. Göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Selam sana Allah'ın en sevgili kulu Meryem, Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi, biz günahlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Hedere oğla ve kutsal ruha şan ve şeref olsun. Ezeli oldu gibi şimdi ve zaman ve ebediyete kadar. Amin. Tüm merhumlar için reyküm eternam döneyiz domine, lux perpetua reis. Requiescant in pace. Amen. O Maria Regina Pancis, nos cum prole pia, benedica Filius Maria. Giriş ilahisi numara 9. Rabbim duruyor kalbimin kapısında, uyuyor sabırda, uyuyor sabırda. Aç olura İşin kapattı sensin, sana da seslendi, sana da seslendi. Aç kuralını, ismini çağırıyor. O seni seviyorum, o seni seviyorum. Kutsal hayatta, hep yolda ben seni duyuyorum sesini. Duyanın sesini geçmekte hayal ve çabuk rüya gibi Rab'e ver kendini, Rab'e ver kendini. Rab'e ver kendini, Rab'e ver kendini. Peder, Oğul ve Kutsal Ruhum adına. Amin. Rabbimiz Mesih İsa'nın lütfu, Peder Allah'ın sevgisi ve birlik sağlayan kutsal ruhun kudreti daima sizinle beraber olsun. Amin.
ve sizin ruhunuzla. Kurtuluşumuzun gizemini kutlamadan önce günahkar olduğumuzu hatırlayalım ve pişmanlık duyarak Allah'tan af dileyelim. Her şeye kadir Allah'a ve size kardeşlerin düşüncelerine ve sözlerine, eylemlerine ve ihmallerine çok günah işlediğini ilan ediyorum. Gerçekten günah işlediğim, bu nedenle bakire ve yaramaya, melekleri, bütün sizlere, ve size kardeşlerin yalvarıyorum. Benim için Rabbimin sağlığa dua ediniz. Her şeye kadir Allah bize merhamet etsin. Günahlarımızı affetsin ve bizi ebedi hayata kavuştursun. Amin. Rabbim bize merhamet eyle. Rabbim bize merhamet eyle. Mesih'a bize merhamet eyle. Mesih'a bize merhamet eyle. Rabbim bize merhamet eyle. Rabbim bize merhamet eyle. Merhamet eyle. Dua edelim. Rabbim, İnsanları kurtarmak için her zaman merhamet gösterirsin. Fakat bu oruç günlerinde kullarına lütfunu daha çok bağışlıyorsun. Sana ait olanlara şefkatle bak. Sevginle hem katekümenleri hem vaftiz olanları koru ve kuvvetlendir. Bunu seninle ve kutsal ruhla birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden oğlun Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. Amin. Peygamber Hezekiel'in kitabından söz ver. Onlara de ki, Efendimiz Rab şöyle diyor. İsrailleri gittikleri ulusların içinden alacağım. Onları her yerden toplayıp ülkelerine geri getireceğim. Onları ülkede İsrail dağları üzerinde tek bir ulus yapacağım. Hepsinin tek kralı olacak. Artık iki ayrı ulus olmayacaklar. İki krallığa bölünmeyecekler. Artık putlarıyla, iğrenç uygulamalarıyla, günahlarıyla kendilerini kirletmeyecekler. Onları yerleştikleri, içinde günah işledikleri yerlerden kurtarıp arındıracağım. Onlar halkın olacak. Ben de onların tanesi olacağım. Kulum Davut onların kralı olacak. Hepsinin tek çobanı olacak. Buyruklarını izleyecek. Kurallarına uyacak. Onları uygulayacaklar. Kulum Yakub'a verdiğim
atalarımızın yaşadığı ülkede yerleşecekler. Kendileri, çocukları, çocuklarının çocukları sonsuza dek orada yaşayacaklar. Kulumca but da sonsuza dek onların önderi olacak. Onlarla esenlik antlaşması yapacağım. Bu onlarla sonsuza dek geçirli bir antlaşma olacak. Onları yeniden oraya yerleştirip sadece çoğaltacağım. Tapınağını sonsuza dek onların ortasına kuracağım. Kılıcım aralarında olacak. Ben onların tanrısı olacağım. Onlar da benim halkım olacak. Tapınağın sonsuza dek onların arasında oldukça uluslar İsrail'i kutsal kullanın. Ben Rab olduğumu anlayacaklar. İşte Rabbin sözleridir. Rabbin sözleridir. Rab halkını bir araya getirir. Rab halkını bir araya getirir. Ey melekler, Rab'bin sözünü dinleyin. Ve uzakta olan adamlarla onu bildirin deyin. İsrail'i tarihten onu toplayacak. Ve çoban sürüsünü nasip kurursa öyle yapacak. Rab halkını bir araya getirir. Çünkü Rab Yakub'u satın aldı ve onun kendisinden küdekli olanın elinden fidyeyle kurtardı. Ben gelecekler ve Siyon'un yüksek yerinden terennüm edecekler. Rabbin iyiliğine doğru akacaklar. Rab bir araya getirir. O zaman gençlerle koyamış adamlar birlikte ve erek bağırmamış kız oyun alaylarında sevinecek. Onların Yasin'in meselete çevireceğin, onları teselli edip kendilerini sevindireceğin. Rab halkını bir araya getiriyor. Laudate omnes gentes, Laudate Dominum, Laudate omnes gentes, Laudate Dominum. Allah dünyayı o kadar çok sevdi ki her kim ona iman ederse yok olmayıp ebedi hayata kavuşsun diye biricik oğlunu verdi. Ömrüney tüm uluslar, ömür Rabbimizin. Ömrüney tüm uluslar, ömür Rabbimizin. Rab sizinle olsun ve sizin ruhunuzda. Aziz Yuhanna tarafından yazılan Mesih İsa'nın İncil'inden sözler. Rabbimiz Mesih İsa, sana çok güler olsun. O günlerde Meryem'e gelen ve Lazar'ın dirildiğini gören Yahudilerin birçoğu İsa'ya iman etti. Ama içlerinden bazıları Ferisilere giderek İsa'nın yaptıklarını onlara bildirdiler. Bunun üzerine başkahinler ve Ferisiler yüksek kurulu toplayıp dediler ki ne yapacağız? Bu adam birçok mucize yapıyor. Böyle devam etmesine izin verirsek herkes ona iman edecek. Romalılar da gelip kutsal yerimizi ve ulusumuzu ortadan kaldıracaklar.
içlerinden biri, o yıl baş kahin olan Kayafa şöyle dedi: "Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bütün ulus yok olacağına, halk uğruna bir tek adamın ölmesi sizin için daha uygun. Bunu anlamıyor musunuz?" Bunu kendiliğinden söylemiyordu. O ilin baş kahini olarak İsa'nın ulusun uğruna ve yalnız ulusun uğruna değil, Allah'ın dağılmış çocuklarını toplayıp birleştirmek için de öleceğine ilişkin peygamberlikte bulunuyordu. Böylece o günden itibaren İsa'yı öldürmek için düzen kurmaya başladılar. Bu yüzden İsa artık Yahudiler arasında açıkça dolaşmaz oldu. Oradan ayrılarak çöle, yakın bir yere, Efraim denilen kente gitti. Havarileriyle birlikte orada kaldı. Yahudilerin Pasa bayramı yakındı. Taşra'dakilerin birçoğu bayramdan önce arınmak için Yeruşalim'e gitti. Orada İsa'yı arayıp durdular. Mabetteyken birbirlerine, "Ne dersiniz, bayrama hiç gelmeyecek mi?" diye soruyorlardı. Dinlediğimiz bu kutsal sözler için Rabbe şükredelim. Rabbimiz Mesih İsa, sana şükürler olsun. Yahudilerin önderleri Mesih İsa'yı öldürmeye karar verdiler. Bu son günlerde değerli İncil parçaları okuduk ve İncil'de bu ölüm cezası sebepleri anladık. Mesih İsa Allah'ın oğlu olarak kendisini göstererek onlara göre küfür ettiğine, Allah'a karşı bir küfür ölüm cezası ile cezalandırılıyordu. Ve başka bir sebep vardı. Çok insan Mesih İsa'ya iman edip onu takip ediyorlardı. Onun için baş kahinler, ferisiler, dinciler onu kıskanıyorlardı. Ve son bir sebep vardı. Ama bir bahane. Bugünkü İncil'de önderler şöyle dediler: "Romalılar gelip kutsal yerimizi ve ulusumuzu ortadan kaldıracaklar, ama bu bir iftira." Mesih İsa'ya karşı bir iftira. Çünkü hiçbir zaman Mesih İsa protestoya, savaşa bir destek vermedi. Tam tersi. O sadece barış ve afakında konuşuyordu ve "Düşmanlarınızı bile sevin" diyordu. Ama kötülük çok sefer kendisini korumak için bahaneleri kullanıyor. Daha doğrusu kötülük iftirarla, yalanlarla kendisini savunmaya çalışıyor. Böylece yüksek kurul, yani İsrail halkının önderleri Mesih İsa'nın ölüm cezasına karar verdiler. Ama onların arasında onların lideri, baş kahin Kayafa şöyle dedi: "Tüm halkın yok olması yerine tek bir kişi tüm halk uğruna ölürse
Bu çok daha iyidir. Böylece en yüksek otorite, en büyük önder Mesih İsa'nın ölümünü, ölüm cezasını ilan etti. Ama İncil ilginç bir şey diyor. Kayfa'nın söylediği söz bir peygamberlikti. Çünkü o başkain olarak konuştu ve kutsal ruh bu kötü insanı kullandı bir müjde ilan etmek için. Kayfa Mesih İsa'ya karşı bu sözü söyledi ama buna rağmen peygamberlikte bulundu. Peygamber olarak bu kötü insan konuştu. Niçin? Çünkü gerçekten Mesih İsa kurban olarak öldürüldü. Tüm ulusun kurtuluşu için, tüm halkının kurtuluşu için ve tüm insanlığın kurtuluşu için kurban olarak öldürüldü. Bakın, bu olay bize ne gösteriyor? Allah'ın elinde kötülük iyiliğe dönüştürülebilir. Biz insanlar sadece kötülük işliyoruz. Sadece kötü şeyler yapıyoruz. Ve Mesih İsa'yı öldürerek İsrail halkı Allah'ın öz oğlu öldürdü. Romalılar Mesih İsa'yı öldürerek Allah'ın öz oğlunu öldürdüler. Ama böylece Mesih İsa kendisi kurban olarak kendisini feda etti ve insanların işlediği bir günah Allah'ın merhameti sayesinde iyiliğe çevrildi. İsa bu siyasal ve din ve dini sebepleri için öldürülmedi. O isteyerek ve bilerek bizim kurtuluşumuz için kendisini sundu ve gerçek kurban olarak çarmıhta bizi, hepimizi affetti ve günahlarımızın kefaretini ödedi. Böylece Kayafas kötü bir insan olduğu halde Mesih İsa'yı yok etmek isteyerek Allah'ın istediğini yerine getiriyordu. İkinci küçük cümle bana dokundu bu İncil'de. Pasa bayramı için çok insan Kudüs'e gidip mabete dua ediyorlardı. Ve birbirlerine şöyle soruyorlardı. Bayram için buraya İsa gelecek mi? Bunlar biliyorlardı ki Mesih İsa için tehlikeli olur. Mabette bulunmak, İsrail, yani Yeruşalim'de, Kudüs'te oturmak İsa için artık çok tehlikeli oldu. Ama insanlar diyorlardı, biz onu görmek istiyoruz. Ama acaba gelecek mi? Kudüs'e gelecek mi? Mabette gelecek mi bayram için?
Niçin bana dokundu bu cümle? Çünkü yarın Palmiye Pazarı ile kutsal hafta başlıyor. En büyük bayramımız başlıyor. Ve bu koronavirüs salgını için maalesef bu Paskalya bayramları, yani kutlamak zor olacak. Hristiyanlar evde kalması lazım. Kiliseye gelmek maalesef yasak. Ve sadece biz evdekiler aynı kuruyoruz. İnternet aracılığıyla kardeşlerimize gönderiyoruz bu ayinleri, onlar katılsınlar diye. Tehlikeli bir durum çünkü. Ve bu tehlikede aynı soru sorabiliriz birbirimize. Mesih İsa gelecek mi? Yani cemaatlerimiz dağıtılmış. Herkes evde kalıyor, herkes korku içinde bulunuyor. Ama Mesih İsa gelecek mi? Evet, gelecek. Kalplerimiz açık kalırsa, kesinlikle o gelecek. O tehlikeli günlerde İsa Kudüs'e gitti. Ölüme kadar bizi sevdi. Bu zor ve tehlikeli günlerde, bizim yaşadığımız tehlikeli günlerde, Rab İsa bu Paskalya'da, bu bayramlarda gelecek mi bize? Evet, gelecek. Kalplerimiz, evlerimiz, imanımız açık ve güçlü kalırsa o gelecektir. İlahi numara 82. Rabbimiz bizlere
bir an günahımız çoktur. İnanalım Rabbim'i müminlere. Göster sevgini seni bilenlere. Götür onları yepyeni günlere. Rabbimiz bizlere merhamet eyle. Zira günahımız çoktur. Kardeşlerim, Allah'ın benim ve sizin kurbanınızı sevgiyle kabul etmesi için hep beraber dua edelim. Ebedi ve her şeye kadir Allah, bize yeni bir yaşam vermek için iman nurunda vaftizle yeni bir hayata bizi kavuşturdu. Adaklarımızı ve dualarımızı kabul et. Madem ki kulların sana güveniyorlar, günahlarını bağışla, isteklerini yerine getir. Bunu Rabbimiz Mesih sana'nın adına senden dileriz. Amin. Rab sizinle olsun. Ve sizin ruhunuzla. Kalplerimizi Allah'a yükseltelim. Kalplerimiz Rabbimiz. Rabbimiz Allah'a şükredelim. Rabbimiz kutsal peder, ebedi ve kadir Allah. Her zaman ve her yerde kurtarıcımız Mesih İsa'nın adına seni övmek ve sana şükretmek bir görevdir ve bir kurtuluş yoludur. Çünkü her sene bizlere temiz bir kalbe sahip olmanın neşesiyle Paskalya Bayramı'nı hazırlamak imkanını lütfediyorsun. Bu sayede kendimizi daha fazla duaya vererek, insanlara daha fazla sevgi göstererek ve bizi yeni bir hayata kavuşturan kutsal Efkaristiya'ya katılarak vaat ettiğin nimetleri kazanacağız. Bunun için melekler, göklerdeki kuvvetler ve bütün azizlerle beraber senin yüceliğini kutlar ve ilahiler söyleyerek daima deriz ki Santus, Santus, Santus Dominus Deus Salvator. Venis in celi eterna, gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis. Evrenin Tanrısı, gerçekten sen kutsalsın. Yarattığın bütün evren seni yüceltir. Çünkü Oğlun Rabbimiz Mesih İsa aracılığıyla ve kutsal ruhun kudretiyle hayat veren sensin ve her şeyi kutsal kılan yine sensin. Dünyanın bir ucundan diğer ucuna sana lekesiz bir kurban sunulması için kullarını daima bir araya topluyorsun.
και τη δύνη που αναπλαντάρτη ετμένη τσίνη. Σαν άι αλβαρίου που αναχλαρούν ραπημί με σύσαν μπεδενή με κανόν μαλαρίτσι. Όλα ρε κουτσάν ρουγούν κουδρετήλε, κουτσάλκ. Çünkü oğlun kurtarıcımız İsa Mesih bu gizemi kutlamanızı emretti. Gerçekten meleğe verildiği gece ekmeği yandı. Sana şükrederek onu takdis etti. Böldü ve havarilerine vererek şöyle. Alınız ve etliniz, yiyiniz. Bu sizin için kurban edilen benim bedenimdir. Aynı şekilde yemekten sonra şarap kupasını aldı. Sana şükrederek onu takdis etti. Ve havarilerine vererek şöyle dedi. Alınız ve hepiniz bu kupadan içiniz. Bu benim kanımdır. Yeni ve ebedi ahdin kanıdır. O günahların bağışlanması için sizin ve bütün insanlar uğruna dökülecektir. Bunu beni yanmak için yapınız. İmanın gizli büyüktür. Rabbimiz Mesih İsa, senin yolunu anlıyoruz. Birisini kurtuluyoruz ve şampiyonluğunu bekliyoruz. Allah'ım, bizi kurtaran oğlunu, onun bizim için çektiği acıları, ölüler arasından dirilişini ve göğe çıkmasını anarak, öte yandan kıyamet gününde tekrar gelmesini bekleyerek, bu gerçek ve kutsal kurbanı sana şükranla sunuyoruz. Allah'ım, kilisenin kurbanına sevgiyle bak ve onu kurtuluşumuzu gerçekleştirmiş olan oğlunun kurbanı olarak kabul eyle. Onun kutsal bedenini ve kanını paylaşıp, kutsal ruh ile kuvvetlenmiş olan bizlerin, Mesih ile tek bir beden, tek bir ruh olmamızı sağla. Kutsal ruhun, bizleri senin görkemine yaraşır bir kurban haline getirmesi için, senin nezdinde her zaman şefaate bulunan
Allah'ın annesi Bakire Azize Meryem, onun eşi Aziz Yusuf, Aziz Petrus ve Pavlus, Aziz Andreas ve diğer avariler, Aziz Eugenius ve bütün azizlerle birlikte sonsuz hayata erişelim. Allah'ım sana yalvarıyoruz, bize lütfunu sağlayan bu kutsal kurban sayesinde bütün dünyada barış ve kurtuluşu gerçekleştirir. Yeryüzündeki kilisenin imanını ve sevgisini kuvvetlendir. Papa Franciscus Hazretleri, Episkoposumuz Paolo, rahipleri, kilisenin hizmetinde bulunanları ve kurtardığın bütün ümmileri koru. Merhametli Peder, senin huzuruna gelmiş olan kullarının dualarını kabul et ve senden uzak kalmış olan tüm evlatlarını etrafında topla. Allah'ım, ölmüş olan kardeşlerimiz, dünyamızı terk etmiş ve senin lütfunu kazanmış olan bütün ölüler için dua ediyoruz. Onları merhametinle cennetine kabul et. Biz de Rabbimiz İsa Mesih'in lütfu sayesinde onlarla birlikte yüce görkemine kavuşacağımızı ümit ederiz. Allah'ım, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla insanlara her zaman nimetlerini bağışlarsın. Her şeye kadir Peder Allah, kutsal ruhun sağladığı birlik içinde, Mesih sayesinde, Mesih içinde ve Mesih ile birlikte hazırlar boyunca sana şan ve övgüler olsun. Amin. Kurtarıcımız Mesih İsa'nın bize öğrettiği duayı iman ve güvenle söyleyelim. Göklerdeki Pederimiz, adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver. Bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi günah işlemekten koru ve kötülükten kurtar. Her kötülükten bizi kurtar Allah'ım. Günlerimizi barış ve huzur içinde geçirmemize yardım et. Merhametinle günahtan bizi kurtar. Sonsuz mutluluğun ümidi içinde yaşayan ve kurtarıcımız Mesih İsa'nın gelişini bekleyen bizleri yaşamdaki zorluklar karşısında koru ve kuvvetlendir. Rabbimiz Mesih İsa varilerine sizleri barış içinde bırakıyorum. Size benim huzurumu veriyorum dedin. Günahlarımıza değil, kilisenin imanına bak. Ve ona isteğine göre birlik ve barış bağışla. Sen Allah olarak ebediyen varsın ve hükmedersin. Amin. Rabbin selameti daima sizinle olsun. Ve sizin ruhunuzla. Bu kadar birleşmiş olan Mesih İsa'nın bedeni ve kanı bizler için ebedi hayatın kaynağı olsun. Ey insanların günahlarını kaldıran Allah'ın kurbanı, bize merhamet eyle. Ey insanların günahlarını kaldıran Allah'ın kurbanı, bize merhamet eyle. Ey insanların günahlarını kaldıran Allah'ın kurbanı, bize barış ve huzur bağışla.
Ne mutlu Rabbin sofrasına davet edilenlere, işte Allah'ın kurbanı, dünyayı günahlardan kurtaran budur. Rabbim bana vermene layık değilim, ancak tek bir söz söyle, ruhum şifa bulacaktır. Mesih İsa, Allah'ın dağılmış bulunan çocuklarını toplayıp birleştirmek için öldü. Mesih'in bedenidir. Mesih'in bedenidir. Mesih'in bedenidir. Mesih'in bedenidir. Mesih'in bedenidir. İlahi numara 117. Ben zayıfken sen gücümsün, aradığım hazinesin, benim her şeyimsin. Senin elin açılmaz, Rab seni asla bırakmaz, benim her şeyimsin. İsa, Tanrı kuzusu, Hamra'la yesin. İsa, Tanrı kuzusu, anda layıksın. Günahı buradan cımardım, yerine öldüm, dirildim, benim her şeyimsin. Yüzüm perdedirsin, susayınca durursun,
benim her şeyimsin. İsa, Tanrı kuzusu, Allah'a yetişir. İsa, Tanrı kuzusu, Allah'a yetişir. Dua edelim. Her şeye kadir Allah, alçak gönüllülük ile senden şunu diliyoruz. Madem ki Mesih İsa'nın bedeni ve kanıyla bizi birleştirdin, ilahi yaşamı paylaşmamızı sağla. Bunu Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. Amin. Rab sizinle olsun. Ve sizin ruhunuzla. Her şeye kadir ve tek Allah olan Peder, Oğul ve Kutsal Ruh sizleri takdis etsin. Amin. Allah'ın sevgisiyle barış içinde gidelim. Allah'a şükürler olsun. Yarın kutsal hafta başlangıç bayramı olarak Mesih İsa'nın Kudüs'e giriş bayramı kutlayacağız. Palmiye Pazarı denilen bayramı kutlayacağız. Her pazar gibi kutsal ayın saat 11.30'da kutlayacağız ve internet aracılığıyla cemaate göndereceğiz. Evdekiler yani katılabilsinler diye. Şimdi Meryem Ana'ya övgülerimizi sunalım. İlahi numara 50. ile. İnanan dilleri Meryem'i Gölgede cüllası kalplerin ağrıngi övelim, övelim Meryem'i övelim övelim, övelim Meryem'i in the United States.
Veni, Ave, Veni, Veni, Ave, Veni, Ave, Veni, Ave, Veni, Veni, Ave, Veni. Thank you.